farklı bilgi yarışması Bir Sorun Mu Var'a hoş geldiniz efendim. Bu yarışmada yarışmacıların soruların cevaplarını bilmesi gerekmiyor. Bilmesi gereken kimin bilemeyeceğini bilmek. Tek bir soruya cevap verecek yarışmacımız, o da 500 bin liralık büyük ödül sorusuna. Evet efendim, geçen bölüm Yılmaz Can Bey ile yarıştık. Çok iyi gidiyorduk. Gerçekten bizim yarışmamıza harika bir planlamayla gelmiş. Ciddi bir mücadele var aralarında ve yarışmanın tam ortasında kalmıştık. O yüzden Yılmaz Can'ı stüdyoya davet ediyorum efendim. Evet, Yılmaz Bey, tam hızımızı almış gidiyorduk ki... Evet efendim. Yarışma maalesef süreye takıldık. Bu bölüm devam edeceğiz. İnşallah şansımız yanımızda olacak. O sizin harika stratejileriniz bizimle İnşallah. Beraber olacak. Ama onlar da herhalde hazırlandı. Bu sefer size karşı boş değiller diye düşünüyorum. Efendim, Yılmaz Bey'in gerçekten imrenilecek bir eğitim hayatı olmuş. Saint Joseph Fransız Koleji üzerine Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans yapmış... Ve onun da üstüne yüksek lisans olarak da Harvard'da okumuş efendim. Böyle bir donanımlı bir kişiyle, böyle bir karakterle karşı karşıyayız. Gerçekten imrenilecek bir durum. Teşekkür ederim efendim. Ne yapmıştık? Hemen hatırlayalım efendim. 7 soru sorulmuştu. 7 soruda siz 5 soruda başarıya ulaştınız. 7'nin 5'inde. Onlar 2 soruya doğru cevap verdiler. Ve 10 bin liralık ödülün şu anda sahibiler. Geriye kaldı 4 soru. Bu 4 sorudan 3'üne doğru cevap verirlerse biz... Maalesef yarışmadan çekilmemiz gerekiyor. Onu hiç düşünmüyoruz Ali Bey. Onu düşünmüyoruz. Hayır. 4'te 2 başarı elde ederseniz biz sizle büyük ödül sorusu için yarışmaya devam edeceğiz. Keyifli olacak inşallah. Nasıl, var mı heyecan? Heyecan ister istemez insanın doğasında var, çok az da olsa. Ama onların bu ışıltılı beyinlerini bu noktaya kadar haddim olmayarak bu kelimeyi kullanıyorum. İyi yönetebildiğimi düşünüyorum. Çünkü... Bana yönetme yetkisi verilmiş seçim bende. Son adımlarda da doğru hamleler yapar isem ki inancım odur, rahat geçerim yarışmayı. Bunun bir dezavantajı olduğu da söyleniyor ama gördüğünüz gibi siz yönetme yetkisi bana verilmiş deyince bunu avantajınıza çevirdiniz. Şu ana kadar da gayet iyi gidiyorsunuz. Anlaşmıştık onlar ve biz. Evet. Değil mi efendim? Biz iyi gidiyoruz. Peki yakınlarınıza dönelim. Nasıl heyecan durumu, neler hissediyorsunuz bu yarışmada, nasıl bir sonuç çıkacak? Yani bizim tarafta gerçekten büyük bir heyecan var. Yani özellikle eşim yerinde duramıyor şu an. Siz baştan iddialıydınız zaten. Tabii. Keyfim yerinde. Yani önemli olan onun keyif alması. Yani yüzü gülmeye başladı mı onların daha çok korkması gerektiğini inanıyorum ve yüzü gülüyor şu an. Yok, Yılmaz Bey bu oyunu oynamayı sevdi. Evet. Ben onu görebiliyorum evet. Burada. Yani. Ha, başka bir şey söylemek isteyen var mı? Son 4 sorunun çok zor olmasını temenni ediyorum. Bakalım efendim. Zor olsa da olmasa da burada stüdyoda da bir heyecan ortamı var. İnsan hakikaten bildiğini de unutabiliyor. Bilip sonrasında dönüp yanlış cevap da verebiliyor. İstiyorsanız böyle bir alışalım diye soruya geçelim. Geçmeden önce Joker hakkımız duruyor. Duruyorum. 4 sorumuz var. Tekrar söylüyorum. İkisinde başarılı olursak... Değmeyin keyfimize. Peki nasıl geçti efendim bu aradaki zaman sizin için? Bayağı zor geçti Ali Bey bizim için. Mehmet kaldı, Emine abla kaldı, ben kaldım. Tabii bir de jokerimiz var. Kalan arkadaşlara güvenmekten başka çaremiz yok. Evet sevgili seyirciler, heyecan gittikçe artıyor ve 8. sorunuz geliyor efendim. Görüntülü sorumuz efendim. Takip ettiğiniz bir yönetmen midir? Tanıyoruz efendim. Bu soruyu kim bilemez? Beni rahatlatması açısından, yani bir çıt daha yukarı çıkmam açısından bu soruyu... İrem Topçu arkadaşımın bilemeyeceğini düşünüyorum. Gelsin İrem Hanım'ın önce görüntüsü sonra sorusu efendim. Darama baba, eva krençine, ame çoro, dural beşava. Amaram dile,
İrem Hanım, Emir Kusturica'nın yönettiği, müziklerini Goran Bregovic'in bestelediği film hangisidir? A. Cesur Yürek, B. Çingeneler Zamanı, C. Esaretin Bedeli, D. Akıl Oyunları. Öncelikle filmi izlemedim, onu söylemek istiyorum. Doğru bir tercih yaptınız. Fikir yürütmeye çalışacağım izlediğim görüntülerden. Esaretin Bedeli... Şu film değildir dediğiniz var mı? Akıl Oyunları değil diye tahmin ediyorum, onu izledim. Çingeneler Zamanı gibi geliyor ama... Sanki Çingeneler Zamanı. Şu an çok tabii üzerimde büyük bir baskı var. Yani kazanmak istiyoruz gerçekten. Kazanmamız lazım. Ya umarım doğrudur. Ben B Çingeneler Zamanı demek istiyorum. B Çingeneler Zamanı mı diyorsunuz? Demeyeyim mi? Sizce cevabınız tamam mı? Tamam. Sorun var mı? Yok. Gerçekten. Güzel yakaladınız. Bravo. İlk defa birbirlerini bu kadar yüksek alkışladılar Yılmaz Bey. Ben gözlemimi sürdüm. Ben bile kendim böyle alkışladım. Hani ben o kadar mutlu oldum. Zaten... filmde Emir Kusturica'nın filmi yanılmıyorsam dünyada Çingene dilindeki de ilk film aynı zamanda. Çok da muhteşem bir film. Hem bu sorunun çıkması hem de bizim bilmemiz gerçekten çok iyi oldu. Evet, tebrik ediyoruz. 8 soru geride kaldı efendim. Evet, heyecan Burada arttı. Bir tökezledik. Evet. 3 sorumuz kaldı. O 3 soruda ikisinde en azından başarılı olmamız İnşallah. Gerekiyor ki büyük ödül sorusunu görelim. Joker hakkımız hala duruyor. 9. sorunuz geliyor efendim. Dillere yatkınlık var herhalde. Ya. Bu kadar ülkede dolaşınca bir fikir de var mı? Bir fikir de var. Evet. Bu soruyu kim bilemez? Şu anda Emine Hanım'la Mehmet Bey kaldılar. Bir de jokerimiz var. Ve jokeriniz var efendim. Sizin için olduğu kadar onlar için de çok kritik sorular bunlar. Bu sefer var mı bir strateji? Şimdi stratejimiz bu sorudan Mehmet Işık Bey'i ayrı tutmak. Çünkü o mukayeseli edebiyat eğitimi almakta üniversitede. Bu soruyu çok kolay deşifre edebilir diye düşünüyorum. Ben joker kullanarak bu soruyu da İrem Topçu hanımefendiye yönlendirmek istiyorum. Onun bilemeyeceğini düşünüyorum. Joker hakkınızı kullanıyorsunuz 9. Evet. soruda ve İrem Hanım'a soruyorsunuz. Evet. Gelsin efendim İrem Hanım'ın joker sorusu. Dilimize Farsçadan geçen çapraz kelimesi bu dilde ne anlama gelir? A. Sağ sol. B. İleri geri. C. Alt üst. D. Yakın uzak. Teşekkür ederim. Tam böyle çok mutlu olmuştum. Yok, yine mutlu olun ama bilmeyin lütfen. Tamam, şimdi fikir yürütmeye çalışayım. Çapraz. Şöyle. Yani alt üst olabilir belki. Bilmiyorum. Bilmiyorum tabii ki.
ne anlama geldiğini fikir yürütmeye çalışacağım. Ne kadar doğru olur bilemiyorum. Mesela çaprazınızdaki kişi, yani karşınızdaki kişi belki yakın uzak da olabilir. O da mantıklı geliyor şu an. Yine umarım kendimi yanıltmam. Çapraz. Benim ellerim titremeye başladı bu arada heyecandan. 15 saniye. Tamam. C600 diyeceğim ilk aklıma gelen. C600 diyorsunuz. Doğrudur. Sizce cevabınız tamam mı? Tamam. Sorun var mı? Yok. Yanlış değil mi? Ya. Ödeştik. Beraber edin. Evet. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Eyvallah. 3 doğru cevapta kaldınız bu soruyla. Emine Hanım yakında baş başa kalacağız. Geliyoruz size efendim. Beklerim valla. Buyurun her zaman. Şimdi kalan 2 sorumuz var efendim. Çok heyecanlı. Evet. 2'de 1 yaparsak. Geçeriz inşallah. Büyük ödül sorusunu görme hakkını kazanmış olacağız. Tabii ki buradan kazandığımız ödülle birlikte. İnşallah. Geriye Mehmet Bey ile Emine Hanım kaldılar. Ve 2 soru kaldı. Artık joker hakkımız da yok. Yok. Kritik bir an. Eğer buna yanlış cevap verirseniz, bu soruyu bilemezseniz yolumuza büyük ödül sorusuyla Yılmaz Bey ile devam edeceğiz ve siz bir şey kazanmamış olacaksınız. Nasıl bir sorumluluk bu? Baya bir sorumluluk var. Bu durum dejavu gibi olmuş oldu. Cavit Bey'in durumuna döndük gibi hissediyorum. Tam da onu bir dönem olmuştuk bir ara. Kendimi Cavit abi gibi hissediyorum diyecektim. Evet. Evet, ikinizin de gelen soruları bilmeniz gerekiyor. Aynen öyle. Bir tabirimiz var. Allah'tan ümit kesilmez. Çıkmadıkça da umut vardır. Bakacağız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şu anda hafif bir sıkıntı var ama. İnşallah. Biraz var tabii biraz ki de. Var. Biraz var. Peki efendim. Şu anda çok kritik bir noktadayız. Ve 10. sorunuz geliyor. Evet. Dediğim gibi kritik bir soru. Soru güzel soru. Kimin bilemeyeceğini 10. sıraya yakışan bir soru. Kimin bilemeyeceğine dair öngörümüz tamdır. Peki bu soruyu kim bilemez? Efendim bu soruyu Emine Lefkur hanımefendiyle epeydir bakışıyoruz ama bir türlü kesişemedik. Şimdi kesişelim. Emine Hanım bilemez diyorum. Bakalım görelim. Gelsin sorusu Emine Hanım. İngiltere, Amerika, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan oluşan ülkelerin ortak istihbarat ağının adı hangisidir? A 5 renk, B 5 as, C 5 köprü, D 5 göz. Soru güzel. Baya bir güzel. Bilgim yok. Hiçbir şekilde bir şey bilemiyorum. Ama 5 renk diyor İngiltere. Orada neyi alabilir? 5 rengi mi alabilir? 5 köprü mü? 5 as mı? 5 göz mü? ABD, Kanada. Hani bunlardan neyi alıp da bir beşleme yapmışlar? Bu üçünde, 4, 5'inden. Oraya bakmaya çalışıyorum. İngiltere'nin neyini almış olabilir? ABD'nin. 5 renk. İngiltere, ABD. 5 renk, 5 göz. 5 köprü. Hani ülkelerle alakalı hiçbir bilgim de yok. Onu da söyleyeyim en azından. Hani neleriyle ünlüdür de oraları hani beşlemiştir. Onu da bilemiyorum. Ama burada doğru tahmin yapmanız çok kritik. Çok önemli. Baya üzerimde büyük yoksa var. Yoksa kaybediyorsunuz. Aynen öyle evet. 5 renk, 5 köprü, 5 göz, 5 as. Şimdi burada kendimce elediğim ki bilmemekle beraber hani 5 as. Sonuçta bir 5 tane koyuldu şey olduğuna göre nasıl söyleyeyim? 40 saniyemiz çok var. Çok önemli bir durumları ele alınmış ki
Bu da az hani 5 az gibi düşünüyorum. Bilmiyorum ama. 30 saniye. 5 renk, 5 az, 5 köprü, 5 göz, 5 göz, 5 göz. 20 beş saniye. Göz. İlk aklıma ben geleni yine de söyleyeyim. Yani 5 göz de değil ama. 10 saniye. İnşallah doğrudur diyorum. Bitiyor. 5 şıkkı. Sorun var mı 5 şıkkında? İnşallah doğrudur. Şimdi ceketimi çıkarabilirim. Öyle rahat edecekseniz evet efendim. Yardımcı olayım. Tebrik ediyorum. Gel bir moral ver istiyorsan babana. Başından beri destekliyorsun. Yani şimdi hakikaten son soru hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Dua ettim içimden açık açık yani. Evet. Son soruyu görünce inşallah bir tarafından yakalayıp da cevap vermeye kalkmaz diyorum ama ben babamı tanıyorsam 500 bin alacakmış gibi hissediyorum. İnşallah işimiz güzel doğrudur. Evet. Ben yapacağını biliyorum. Evet. Herkes biliyor arkamızdaki. Sen de yaparsın muhtemelen. Peki mikrofon size kalıyor galiba. Teşekkür ediyorum ailem. İyi ki buradasın. Güzel de sağ olun efendim. Tebrik ediyoruz efendim. Bir şey daha ekleyebilir miyim? Tabii ki. Burada çok güzel bir yarışma oldu. Yani bir sanatçının yavaş yavaş yaptığı bir resim var. Resmin de son noktalarını şu an tamamlıyor. Sonunda imzasını atması kaldı. Ben atacağını düşünüyorum. İnşallah buradaki diğer izleyen insanlar da bu şekilde düşünüyordur. Şu anda 70 bin liralık ödülün sahibisiniz. Bir sorumuz daha var ve onu da keyifle Mehmet Bey'le. Evet, bir soru daha var. Mehmet Bey cevaplayacak. Mehmet Bey'in kalibrajına uygun bir soru çıkmasını diliyorum. İnşallah sağ olun. Evet. O zaman yani ödülümüzü 80 bin liraya çıkarıp büyük ödül sorusuna 80 bin liralık ödülle de gidebiliyoruz. Evet, 8 uğurlu rakamdır Asya'da. O zaman 11. sorunuz geliyor efendim. Evet, bunun hakkında bir bilginiz var mı? Öyle mi? E o zaman kime soracağımız belli. Bu arada Mehmet Bey bilirse 5000 liralık teselli ödülü yine onların oluyor. Bakalım Mehmet Bey bilebilecek mi, bilemeyecek mi? Gelsin Mehmet Bey'in sorusu. Hangi ülkenin parasının tüm banknotları aynı boydadır? A. Euro. B. İngiliz sterlini. C. Japon yeni. D. Amerikan doları. Bu tarz daha önce bir yerde tesadüfen karşılaşmadıysanız ya da okumadıysanız vesaire bilemeyeceğiniz sorular bence en pis sorular aslında. Hep de korkarım böyle soruların bana gelmesinden. Zaten rakamı 5'ten büyük olan soruların bana gelmesinden korkarım. O ayrı mesele. Yardını alıyor Mehmet Bey. Yani şu an tak diye size bir cevap veremeyeceğim. Fakat hani anılarımı deşip hani deneyimden belki hatırlayarak bir cevap verebilirim. Belki bir ihtimal doğru olabilir. Mantık yürütebilir miyim? Ondan da emin değilim. Çünkü paranın değeriyle banknotların büyüklüğü arasında bir bağ var mı? Zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. O yüzden şimdi sadece hani hatıraları deşmek, belki oradan bir şey çıkarabilirim. Seyahatleri hatırlamak belki. Daha önce hiç Japon yeni elimde tutmadım, gördüm mü ondan da emin değilim. Fakat sterlin, dolar ve euroyu düşünebilirim sanırım, düşünebilirim. Ya eğer o A, B veya D ise onu bir ihtimal bilebilirim diye düşünüyorum. İngiltere'de de bir sene yaşamışlığım var ama şimdi İngiliz sterlinin hani aynı boy mu değil mi, işte hangi paranın üstünde ne var, bozuk paraları, kağıt paraları sorsanız imkansız bilemem yani. 30 saniyeniz var. ...20 saniye. ...10 saniye. Amerikan doları demek istiyorum ben. D Amerikan doları diyorsunuz. Evet. Sorun var mı? Yok.
Ben de alkışlayabilirim. Bu sayende teşekkür ederim. Çok rica ederim. Evet. Ama çok güzel bitirdik ben. Çok evet, yakışıklı oldu yani bitim ya. Bilerek bitirdik. Peki teşekkür ediyoruz bu yarışma için. Bir dahakine diyoruz onlara ve Yılmaz Bey'e 500 bin liralık büyük ödül sorusunu soracağız. Kendisi şu anda 70 bin liralık ödülün sahibi ama şimdi büyük ödül sorusunu göreceğiz efendim. Tebrik ediyorum tekrar. Teşekkür ediyorum. Kocaman bir alkış Yılmaz Bey'e. Evet efendim. Yılmaz Bey gösterdiği, uyguladığı şahane stratejilerle büyük ödül sorusunu görme hakkını kazandı. Şimdi 500 bin liralık büyük ödül sorusunu göreceğiz Yılmaz Bey ile beraber. Yılmaz Bey soruyu göreceğiz. Cevaplayıp bilemezseniz yine eliboş uğurlamak durumunda kalacağız sizi. Çekilirseniz 70 bin liralık ödül sizin. Cevap verip bilirseniz o zaman 500 bin liralık büyük ödülün sahibi olacaksınız. Onu son seçeneğe sakladınız. Pek ümit var değil mi? Öyle seçtim sıralamayı. Yani küçükten büyüğe doğru gideyim dedim. Ne hissediyorsunuz şu an? Nasıl psikolojiniz, durum nasıl? Çok iyi hissediyorum kendimi sizinle birlikte yarışırken onlara karşı. Onlar da her biri ayrı sempatik, iyi niyetli, çok sıcak yaklaştılar bize. Tabii ki bu bir mücadele. Onlar kazanmak için oynadılar. Ama ben onları toplu halde, tırnak içinde yine söylüyorum, soru seçeneği bazında yönettiğim için benim elim daha kuvvetliydi. Plasmanları doğru yaptığımı düşünüyorum. Bir miktar şansın da rolü var. Benim ve karşı tarafın şansı da burada etken oldu. Onun yüzde kaç olduğunu hiç bilemeyeceğiz. Fakat 500 bin liralık soruya güzel geldik diye düşünüyorum. Şimdi tabii hep soruları sordunuz. Onlar bildi veya bilemedi. Bu soruda şöyle bir değişiklik var. Bu sefer hem elinizdekileri kaybetme riski var, hem de bu sefer artık soruya siz cevap vereceksiniz. Tabii Ali Şu Bey. Andaki fark bu. Evet, riskle getiri doğru orantılı. Burada alınacak risk karşılığındaki getiri heyecan verici bir rakam kabul edilebilir bugünün değerleriyle. Diğer yandan bu kalibrajda soruları bir tarafından tutabilmek esas. Yani soru bana sıcak gelip de bir tarafından yakalayabilirsem... ısrarla ve inatla o soruyu çözmeye çalışacağım. Umarım bu bilgi okyanusunda çok alakasız, benim yaşamımın hiç kesişmediği ve bana hiç hitap etmeyen bir soru gelmez de heyecan devam eder. Bunu da paylaşırız izleyicilerle. Bakalım göreceğiz. Peki yakınlar ne düşünüyor? Vallahi şu an kalbim küt küt atıyor. Ben dün yani bütün yarışma sürecinde çok heyecanlıydım. Ama hani çok sesimi çıkarmamaya ve belli etmemeye, heyecanlandırmamaya çalıştım. Zaten yani buraya kadar gelmek bile bence çok büyük bir başarıydı. İnşallah Allah'ın izniyle istediğimiz olur diyorum. Teşekkür ediyoruz. Ve evet efendim, büyük ödül sorumuz gelsin. Başkasını bilmek bilgidir. Kendini bilmek gerçek bilgeliktir. Sözü kime aittir? A. Lao Tzu. B. Konfüçyüs. C. Buda. D. Osho. Daha önce duyduğunuz bir söz mü? Şimdi söyleme çok uzak değilim. Onun için biraz hırpalayacağım soruyu kendimce. Seçeneklerden bir tanesine yabancıyım sadece. Diğerlerinin kültürlerini, felsefelerini kendime göre az çok biliyorum zannediyorum. Hangisine uzaksınız şu an? Uzak olduğum yani, Osho, D seçeneği. Yani kelime bana belki farklı bir konfigürasyonda olsa bilemiyorum. Belki kısa isim bu, belki önü arkası var. Ama yabancı geldi, o beni biraz ürkütüyor. Yani tehdit olan D şıkkıdır şu anda.
Çünkü diğer üçü Asya Pasifik kökenli bilgeler. Bunlar... Kıta Çin'inde. Buda'nın kökeni Kamboçya, Laos, Burma o bölgedir. Budizmin türediği yer. Gittim oralara, onun için biliyorum. Lao Tzu Çin'dir. Bu ekürinin zaten bilgelik üzerine çok fazla söylemleri var. Aralarından bir tanesi bana yakın geliyor. Ama Osho'yla ilgili tehdidi ortadan nasıl kaldıracağım onu bilmiyorum. Biraz daha odaklanalım. Buradaki söz de sanki sizin durumunuzu anlatıyor gibi, öyle değil mi? Başkasını bilmek bilgidir, kendini bilmek gerçek bilgeliktir. O sizin büyük inceliğiniz. Yani bilgi o kadar engin bir okyanus ki, yani bir kenarından kendi doğrularınızla kesiştirebilmeniz lazım. Yani kimin ama... bilemeyeceğini bildiğiniz için evet, biraz evet, da durumu evet. anlatan bir söz evet, gibi geliyor evet. bana. Şimdi bir an için yarışmaya dönersek, yani bu konunun... hem stresini, heyecanını alırız. Ben arkadaşlarıma yönelttiğim sorulardan iki tanesi hariç tereddütte kaldığım, diğerlerini biliyordum. Dolayısıyla o soruları bilmem, o soruların zorluk derece katsayısını da bilmem anlamına geldi. Bunu Alkim Seven kardeşim çok iyi yorumlar. Yani sorunun tuzak soru olup olmadığına dair hüküm vermem, onu doğru arkadaşlara yöneltmem için bana fırsat verdi. Dolayısıyla soruyu bilmek zorunda değilsiniz diyoruz ama aslında soruyu bilmek zorundasınız. Büyük bir avantaj değil mi? Ya da çoğunluğunu bilmek zorundasınız. Aksi takdirde geçemezsiniz çünkü ekip çok kuvvetli. Bunu paylaşmak istedim Ali Bey. Osho benim negatif jokerim. Çünkü Osho ile ilgili sevişemedik, yani kelime bana yabancı geldi. Ama sorunun cevabının Buda olmadığını düşünüyorum. Buda felsefesine bir miktar alışkın olduğum ve bir miktar okuduğum ve o bölgede yaşadığımı düşündüğüm için. Dolayısıyla Lao Tzu ile Confucius arasında bir miktar daha dolaşacağız herhalde bir değerlendirme yapmak için. Ama o iki cevaptan birisi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Buda'da mistik felsefe daha egemen. Bu sorunun kelimeleri arasında mistisizm yok. Yani teolojiyle, dinle alakalı bir ihsas ettirilen, hissettirilen bir vurgu yok. Bilgi ve bilgelik arasında... bir tanım var burada. Yani bizim bir bilgeye ihtiyacımız var. İlginçtir, Confucius da bilgedir. Lao Tzu da bilgedir. Evet. Diye düşünüyorum.
Şimdi eğer benim negatif joker olarak kodladığım Osho bir bilge, bir filozof olsaydı, ben Latin kökenli ve Anglo-Sakson dilleri okuyan ve konuşan birisiyim. Bu isimle bir yerde kesişirdim. Dolayısıyla Osho'nun bir bilgin ya da bilge olmadığı öngörüsünü taşımaya başladım şimdi biraz daha işin içine girince. Ve Osho'dan eskisi kadar korkmuyorum. Yani Osho seçeneği beni en azından daha az tehdit ediyor şu anda. Dolayısıyla ilk değerlendirmemde ısrarlıyım. Yani bu da mistik felsefeye yakın, insanı odağına alan ve ilginçtir. Buda'nın heykellerinde erkek Buda, kadın Buda, çocuk Buda gibi Buda'nın birçok versiyonu, hatta ayakta Buda, oturan Buda ve yatan Buda da olmak üzere konfigüre edilmiş, heykelleştirilmiş motifleri vardır. Ve hepsi yaradanla insan arasındaki ilişkiyi sembolize eder. Yani Buda'da bilgi yoktur. Ben eğer bu işi biliyorsam, bilgi odaklı, bilgelik odaklı değildir Buda felsefesi. Tabii çok kesin konuşmak mümkün değil. Bu arada tabii Mevlana da mistik felsefe yapıyor ama onda da bilgi bolca var. Yani öyle evet. Baktığımızda. Evet. Bakış açısı. Evet. Şimdi bilgelik kelimesi bana biraz daha farklı bir biçimde hitap ediyor. Yani tabi bu arada biraz önceki yorumunuza katılmamak mümkün değil. Kendini bilmek sizi Yaradan'la yaklaştıran bir unsur. Yani senden aldım sana verdim tarzı biraz önceki işte Mevlana kültürüne atıf yaparsak. Dolayısıyla orada da bir kaçış noktası var tabii ki Ali Bey. Kendini bilmek gerçek bilgedir. Burada büyük bir tevazu var. Kendini bil. Kendini bil. Bu bir tapınağın duvarlarında da yazar. Kendini bil. Bu söz. Evet. Kendini bil olarak. Evet. Konfüçyüs cevabının bu soru için kolay bir cevap olacağını düşünüyorum. Şimdi bir miktar da rol model yaparak, soruyu soran arkadaşların arkasından bakarak değerlendirmeye çalışacağım. Çünkü bilge, filozof çok kolay erişilen bir isim Konfüçyüs. Bu isim 500 bin liralık soruyu hak eder mi diye sorguluyorum. Bana kalırsa etmez. Daha ucuz bir isim. Çünkü popülaritesi, bilinirliliği yüksek bir isim Konfüçyüs. Ama bu da bir taktik olabilir. Bu da bir tarz olabilir tabii. Tuğçe Hanım'ın sorusundaki gibi. Evet. Ama hiç 500 bin henüz yeni başladığı için program verilmedi. Dolayısıyla en azından bana karşı savaşan yönetimin de şu andaki televizyon yönetiminin de bu soruyu benim bilmemem için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Şimdi Lao Tzu Çin'de popüler bir isim. Su. Sun Tzu'nun Savaş Sanatı diye bir kitabı vardır. Art of War. Rahmetli Turgut Özal'ın başucu kitabıydı. Okurdu. Sun Tzu. O da savaş konusunda kendi zamanından sonraki bütün savaşlara referans olmuş söylemlerini içeren ve bizim silahlı kuvvetlerde de bildiğim kadarıyla prensipleri uygulanan bir teorisyen, savaş teorisyeni. O da bir filozof ama savaş filozofu Sun Tzu. Lao Tzu'ya çok yabancı değilim ama keşke bir iki eserini okuyabilmiş olarak değerlendirebilsem. Ama bilgi olduğunu biliyorum. Lao Tzu'nun da. Evet.
Ali Bey, beni zor bir noktaya getirdiniz bu soruyla. Bu sorunun cevabının Lao Tzu veya Konfüçyüs olduğunu düşünüyorum. Lao Tzu, doğru seçim doğru cevap olur. Ve bu fiyatın hakkını verecek olan cevap olur diye düşünüyorum. Konfüçyüs ters maniyer olur sizin ifade ettiğiniz gibi. Yani kolay erişilen ama kolay olduğu için muhtemelen elenir ve yarışmacı kaybeder mantalitesiyle buraya implante edilmiş bir cevap olduğunu da düşünmek zorundayım. Bu ikisi arasında biraz daha düşünebilirim. Ha. Vaktiniz var efendim. Sonucu ne olur bilmiyorum. Cevap verebilirim, vermeyebilirim de. Ama sahamda bir soru ve bir kenarından tutabildim. O açıdan keyfim yerinde. Yani aynı modda devam ediyorum. Başta da söylemiştiniz zaten. Evet, evet. Yani bu harika bir soru. Benim bunu bilmeyi denemem lazım. Onun için kendimle çatışıyorum şu anda. Konfüçyüs'ün çok kolay bir cevap olacağını düşünüyorum. Bir miktar daha o mistisizm söylemimden geri çekiliyorum. Ve resmin içine Lao Tzu ile Buda'yı alıyorum şimdi. Yani Buda seçeneklerden bir tanesi olarak... önümde şu anda. Yani Lao Tzu veya Buda, her ikisi de kendini bilmek inançla eşleştirilebilecek. Yani yaradana olan belki saygı ya da tapınma kültürüyle birlikte değerlendirilebilecek bir ifade gibi de geliyor bana. Başkasını bilmek bilgidir. Kendini bilmek gerçek bilgeliktir. Kendini bilmek Allah'a yakın olmak anlamında da olabilir. Çünkü neticede onların da bir Allah'ı var. Yani bir yaradan var, bir inanç kültürü var. Bu da... daha alaylı, daha halka hitap eden, daha tabandan gelen, kırsal... Bu da bir köylüdür zaten. Orada yetişmiş bir köy çocuğudur neticede. O Kamboçya bölgesinde. Oradan çıkar. Yani vatandaştır, halktır, tabandır daha ziyade. Ve onun felsefesi... daha disiplinli olarak değil de... daha kulaktan kulağa yayılmış bir felsefedir diye düşünüyorum. Ve tevazu, alçak gönüllülük, kendini bilmek Buda'ya da yakıştı bütün bu değerlendirmelerimiz ışığında. Buda'yı da o resmin içine koyabildim. He. Ve açıkçası Buda bana yakın geliyor şu anda. Gerçek bilgelik söylemine en iyi oturan Buda olarak görünüyor. Ve muhtemelen cevap vereceğim Ali Bey. Öyle mi? Lao Tzu ile Buda arasında. Doğru cevap verirseniz... bir doğru cevap vermek için yarışıyorum zaten inşallah. Yanlış cevap verirseniz... Evet. Size eli boş göndermek zorunda kalacağız. Evet. Ama... burada tamam derseniz... 70 bin liralık ödülle evet. Sizi uğurlayacağız. Bunları bir daha hatırlatmak istiyorum. Evet. Ali Bey, hayat risk, dediğim gibi riskle getiri doğru orantılı. Bir güzel para kazandık, engel olduk onların para kazanmasına da. Onu riske edebilecek yaştayım, kazanımı. Ama bir 500 bin liralık soruyu ve cevabını sorarak görmek çok lezzetli. Eğer kazanırsam ceketimi çıkarır atarım. İzin verirseniz. Ama bilemezsem... maddi tarafına hiç üzülmem. Sadece keşke derim. Bu noktadayım. İzin verirseniz bir dakika daha düşüneceğim ve... cevap verip vermeme konusunda karar vereceğim. Ama cevap verirsem cevabım budadır.
Ali Bey şöyle. Şimdi ben bu da cevabının doğru olduğu konusunda ön sezgilerime, öngörülerime güveniyorum. Ancak 60'lı yaşlarda bana kumar oynamak yakışmayacak. Burada çünkü üçlü bir kumar oynamam lazım. Bunu yaparım. Yaparım, tuttururum da belki. Bu da çıkarsa da herhalde biraz üzülür arkamdakiler. Ama ben kumar oynamayacağım. Çok hakim değilim soruya. Dolayısıyla ben izninizle çekilmek istiyorum. Sorun var mı? Sorun yok. Peki, teşekkür ediyorum. Kocaman bir alkış. Yılmaz Bey'e ben tebrik etmek istiyorum kendisini. Rahatsız olmayın efendim, ben geldim. Sağ olun. Gerçekten programın, bu yarışmanın dersi gibi bir yarışma yaşadık. Şimdi tabii sizi daha fazla heyecanda bırakmayalım. Ben sizi şahsen tebrik etmek istedim. Çok nazik. İstiyorsanız siz cevap verecek olsanız herhalde bu da şıkkı. Bu da efendim. Evet. Eğer cevap verseydi Yılmaz Bey C şıkkı bu da diyecekti. Bakalım doğru cevabımız hangisiymiş? Tekrar tebrik ediyorum efendim. Bana kumar gerçekten oynamama fırsatını verdiğiniz için teşekkür ederim. Evet, estağfurullah. Duruşunuzla beni kontrol ettiniz. Kocaman alkışlar Yılmaz Bey'e. Tebrik ediyorum efendim. Sağ olun. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Evet efendim. Bugün de programın sonuna geldik. Onlar ve ben haftaya yine burada olacağız. Ama yeni yarışmacılarla. Görüşmek üzere efendim.